Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç, ay burcu yengeç olanlar, 26 Mayıs 2 Haziran haftası kahve falında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bir yükselen yengeç olarak tabii ki ben de durumu merak ediyorum. Hemen şöyle bir açalım. Çeksiniz, bir karartıdan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bir karartıdan çıkma var. Özellikle iş ve para konularında güzel gelişmeler, aile hayatıyla alakalı da ilginç görseller var. Şimdi bir kere sağlık konuları diyelim mi arkadaşlar? Hemen onu gördüm, onu bir söyleyeyim. Göğüs bölgesi. Bakın şimdi burada 4 yapraklı bir yonca var. Aslında iyi görsellerde de çıkıyoruz. Şöyle bir görsel var. Tanımlamak gerekirse, bu hafta sağlık konularıyla alakalı geçtiğimiz haftadan getirdiğiniz bazı konularda güzel gelişmeler yaşayacağınız görseli var. Hani bu sefer dikkat edin demekten çok aslında 4 yaprak yonca tam göğsümüzün üstünde çıkması ve sağlık alanında bu hafta sağlık olarak yaşadığımız bazı sıkıntıların sonlanacağını ifade eder. Kafalar rahat, geçmişten bugüne dediğim gibi sıkıntılar yok. Sadece dikkat edilecek bir nokta var, o da omuz tutulması gibi, omuz bölgesine dikkat edin görselleri var arkadaşlar. Şimdi hanede bu hafta neler var ya da ilişkilerde, ikili ilişkilerde neler var? Öncelikle pazartesi yoğunluk görselleri var. Şimdi bu yoğunluk bir yola gitme, hanenizdeki bir kişinin gitmesi de olabilir ve bir karışıklık var aslında. Hazırlık karışıklığı mıdır? Gidip gitmeme konusunda arada kalma durumu mudur? Ama özellikle burada ağır ilerleyen, havada kalmış bir süreci kontrol etmek adına mücadele edeceğimiz bir görsel var. Pazartesi ve salı haneden gidişle birlikte bir karışıklık var. Ya da hanenize gelecek bir kişinin etrafı karıştırması da olabilir bu. Pazartesi, salı çevredeki insanlarla para konularının da konuşulduğu aynı zamanda. Dediğim gibi bir karışıklık var. Yani sanki eşyalar dağılmış toparlanıyor ya da ne bileyim bir şeyler dağılmış toparlanıyor gibi bir görsel var. Şimdi bu ilişkilere yansıtacak olursak, yani sevgili ya da eş olarak değerlendirecek olursak, karşınızdaki kişinin hayatında bir karışıklık var. Bunu toparlamak için pazartesi ve salı sizin onu izlediğiniz, onun da o karışıklığı toparlamaya çalıştığı bir süreç var. Aslında burada yengeç burcundan çok hane içerisindeki birilerinin ortalığı karıştırdığı ya da hayatlarında bazı karışık konuların olduğu görselleri var. Sanki biz durmuşuz, önümüzdeki o karışıklığı izliyor görsellerinde çıkıyoruz ve bu izlediğimiz süreç pazartesi ve salı olarak, hatta çarşambaya da yansıyacak görsellerde çıkıyor. Şimdi şurada yukarıda gördüğünüz şey aslında pazartesiden askıda kalmış bir durum, ağır ilerleyen böyle bir kaplumbağa görseli var üstünde ve üstünde Y ya da V görselleri olan bir durum. Hani artık şundan çıkalım, şu kanca taktığımız, şu bir türlü toparlayamadığımız konu toparlayalım dediğiniz bir döngü çarşamba günü son buluyor arkadaşlar. Burada kafanızda fikirsel olarak da aslında toparlamaya çalıştığınız hanenizle alakalı konular ya da ilişkinizle alakalı konularda bir ağır giden süreç bitiyor ve tertemiz bir görselle, çünkü kafamızda sanki böyle bir ampul yanmış, etraf aydınlanmış ve bu aydınlanmayla birlikte önümüzde daha geniş, daha temiz, daha güzel görseller var. Tabii ki burada bir kalp kırıklığı görseli de var. Yani aslında bir şeylerden feragat etmek, bir şeylerden vazgeçme durumumuzda söz konusu olabilir. Perşembe, cuma, cumartesiye kadarki olan alanda planladığınız yol planlarında öteleme durumu olabilir arkadaşlar. Haneniz daha temiz, konular daha düzgün, konuşmalar daha net. İlişkilerde sadece cuma, cumartesiye biraz dikkat etmek lazım. Bir konuyu bitirme, ilişkiyi bitirme, yaşanılan, kavga edilmiş bir konuda bir başlangıçtan çok yeter artık bunu kapatalım dediğiniz bir süreçte olabilir. Hafta sonuna 3 kişinin bir arada olduğu, 3 kişiyle görüştüğünüz ama gene bir yol planı yaptığınız görselleri var. Burada sanki böyle 3 haneden toplanma ya da 3 kişilik bir grubun 2 kişiye daha dahil olduğu bir alan var. Topluluk görselleri çünkü burada çıkıyor. Hafta sonu özellikle pazar günü çok evde oturacakmışız gibi durmuyoruz açıkçası. Konu komşu deyin, arkadaş deyin, aile ortamı deyin, iş arkadaşlarına da yakın çıkıyor. Böyle bir organizasyon olabilir. Bir karışıklık değil, bir güzel görselde çıkmış. Biraz böyle biz evcimen olduğumuz için ayaklarımızı süreye süreye de gidiyor olabiliriz. Böyle sanki çok da böyle koşa koşa gittiğimiz bir alan değil ama dışarıya çıkma yoğunluğunun, dışarıya çıkma olasılığının çok yoğun olduğu bir hafta sonu da var arkadaşlar. Şimdi aslında baktığımız zaman falımıza en karışık alan diyebileceğim bir alan yok. İki tarafta da aslında hafta ortası bazı konularda çözüm arayışları olacak anladığım kadarıyla. İş ve para konuları diyecek olursak bu konularla alakalı pazartesi 35 sayısı çıkmış arkadaşlar bir kere burada. İlerleyen süreç salı çarşamba bu 3 ve 5 iletişim konularını ifade eder. Kısa mesafe yolculuk yapılabilir. Birileriyle görüşüp kendimizi ifade ettiğimiz alan, çocuklarla alakalı da dahil olmak üzere bir para harcanacağını ya da bir anahtara doğru gidip bir konuda aydınlık yaşayacağımız, bir para vererek, şimdi para tarafında da çıkınca bir para vererek ya da bir para alarak bir şeye çözüm bulacağımız görselleri var. Şimdi cebimizden çıkan para olarak bile değerlendirebiliriz bunu. İş hayatı olarak değerlendirecek olursak 3-5 iletişim, kısa mesafe yolculuklarla bir işinizi çözmeye çalışırsınız. Aslında pazartesi ve çarşamba yapmaya çalıştığınız her neyse önünüz açık bir şekilde, yok ya bunu da yapmayayım dediğiniz konuların bile önünüze düştüğü güzel görseller var. Hani şimdi bayır yukarı değil de bayır aşağı iniyoruz. Biraz kontrolsüz olabilir ama sonuç olarak bayır yukarı çıktığımız zaman daha çok efor harcıyoruz. Ama bu hafta mesela parasal konularda bayır aşağı çok da efor harcamayacağımız bir hafta ortasına kadar giden sürecimiz var. Hafta ortası bakın şurada ilk çıktığı zaman fal açtığı anda yani orada kafamızda parasal bir konuda baskı aldığımız bir mevzu ya da iş konularıyla alakalı baskı aldığımız bir mevzu vardı. Akabinde o bölüm ikiye ayrıldı ve temize, aydına doğru çıktı. Hatta bir yol görseli çıktı. Şimdi çarşamba günü iş ve para konularında iki kişi önümüzde ya da iki konu önümüzde duruyor. Bu konularla alakalı bir kere hani o güne kadar almadığımız cevabı o gün alıyoruz. Şimdi aldığımız o cevaplar güzel cevaplar olarak görünüyor. Sıkıntıların ikiye bölünebileceği, bir sıkıntının halledilip bir sıkıntının kalabileceği, bir yol açılarak bu sıkıntılarla alakalı olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir süreci de başlatıyor aslında. Hani pazartesi, çarşamba ya da perşembe işte ben ne yapacağım, nasıl edeceğim diye düşündüğünüz bir para ya da iş konusunu o gün geldiğinde hani böyle ruhani derim ya üstten bir enerjiyle birlikte açılan, aydınlanan, tamam çözüm bulduk dediğiniz bir sürece, sıkıntıdan çıktığınız bir alana yoğunlaşma görsellerinde çıkmış ve burada aslında artık çok böyle kocaman adımlar atarak perşembe günü sonlandırmak istediğiniz bir mevzuyu sonlandırdığınız da görünüyor. Zaten hafta sonuna kadar olan süreçte de sanki elinizde böyle bir tepsi toplu bir şeyleri bir yerlere götürüyorsunuz. Hani sanki emek verdiğiniz, paradan çok emek verilen, para kazanmanızı sağlayacak ya da işte statü almanızı sağlayacak emek verdiğiniz konularda karşılık alacağınız görselleri var aslında. Buradaki görseller bana bunu gösteriyor. Hafta sonu kalabalık kutlama var bir de arkadaşlar. Para konusuyla mı alakalı? İşinizle mi alakalı ama bayağı herkes böyle elleri havaya kaldırmış bir şeyleri kutluyormuş gibi bir görselimiz de var. Şimdi burayı sallamazsam oturmuş olduğu için ortadan bir şey çıkmayacak. Hemen şöyle bir şunu bitirelim bakalım ne çıktı. Askıda kaldığınız ilişkiler, bir araba konusu, şimdi biraz değişiyor. İlişkilerde şöyle bir görsel var. Birliktelikte aranıza bazı konuları koymuşsunuz. Bu konular çözülmeden çok da keyif almam senden der gibi çıkıyorsunuz. Bu da dışarıdan tepki aldığınız bir konu var. Aile deyin, arkadaş deyin ama ilişkinizde bir mevzu araya girmiş. Ve bu mevzu aslında karşı tarafın da çok görmek istemediği ya da kabul etmek istemediği bir konu. Bu konuda anlaşma sağlanmaz ama. Yani tartışılan konu neyse, çözüm üretilmeye çalışılan konu neyse Burada karşınızdaki kişi karşınızda çay demlemiş içiyor, yani hiç de yapamam der gibi bir görselde çıkıyor. Bu daha çok yalnız bir evlilik ya da bir sevgili görselinde çıkmış. Yani hanenizden bir kişi olarak değerlendiremiyorum. Askıda kalmış, hadi ama şunu çözelim dediğiniz bir konu elimizde kalmış görsellerinde çıkıyor. Karşınızdaki kişi de çok rahat oturmuş karşımızda çay içiyor yani. Onun haricinde önümüzde çocuk görselleri var. İşte baba ya da anne, her kimse sanki böyle bir çocuğun saçını tarıyormuş gibi bir görsel var. Pazartesi, salı aslında çocuğu olanlar için onunla alakalı konular gündeme gelebilir. Burada biraz kafamızın üstü temiz ama içimiz sıkılmış. Belki sıkışıklık, belki hızlıca yapmamız gereken konular olabilir ama bu konularda bitip rahat erdiğimiz süreçler de var açıkçası hafta içerisinde. Parasal konular burada daha rahat çıkmış gördüğünüz gibi. Sol dediğim alanda aslında aile, hane, ilişkiler. Bakın gelinimiz gidenimiz olabilir bu hafta, hazırlıklı olun. Askıda kalmış bir gelme konusu mesela önümüze düşebilir. Dışarıdan eline böyle bir kutu bir şey almış gelen bir kişi görüyorum. Topluluk içerisine girme durumu gene burada da var. Ama ilişkilerde şu çok ilgimi çekti. Hafta sonuna doğru özellikle karşımızdaki kişinin karşımızda çay içmesi çok sinir bozucu geldi şu an bana. Konu neyse bilinmezlikte çıkıyor bizim elimizde arkadaşlar. Neyse, bunun cevabı ondan sonraki hafta verilir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşüneceksiniz bilmiyorum ama ben yok, karşılığını vermezsem olmaz. Evet, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, sıhhatimiz, keyfimiz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.